Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. TUSAŞ tarafından yerli ve milli kabiliyetler kullanılarak geliştirilen Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz uçağında gururlandıran bir gelişme yaşandı. Öğrenilen son bilgiler doğrultusunda Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz uçağında artık yavaş yavaş ilk uçuşa hazırlanıldığını sizlere söyleyebilirim. Bildiğiniz gibi Hürjet'in 2022 yılında hangardan çıkarılacağı ve ilk uçuşunun 2023 yılında yapılacağı açıklanmıştı. Bunun haricinde geçtiğimiz günlerde Hürjet'in üretim adedi de açıklandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ'ın Genel Müdürü Temel Kotil, bizzat ilk etapta Hürjet Jet Eğitim ve Hafif Taarruz uçağından 16 adet tedarik edileceği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasının devamında da Hürjet ile ilgili açıklamalar yapmaya devam eden TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ilk uçuş için 2023 tarihini yinelemiş ve envantere giriş tarihi içinde bir tarih vermişti. İlk uçuşunu 2023 yılında yapacak olan Hürjet, açıklanan bilgilere göre 2025 yılı içerisinde de envantere alınacak. Bunların haricinde TUSAŞ Eğitim Uçakları Program Müdürü Tuncay Çopur, Hürjet'in TCG Anadolu LHD gemisine entegrasyon faaliyeti hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi Hürjet'in de TCG Anadolu LHD amfibi hücum gemimizde konuşlandırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda açıklamalar yapan Tuncay Çopur, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla yaptığımız toplantılarda bu hususu değerlendirdik. Halihazırda bu ihtiyacın karşılanabilmesine yönelik gerek uçak üzerinde gerekse gemi üzerinde ne tür sistemlere, revizyonlara ihtiyaçlar var değerlendiriyoruz ve bu işbirliğinin devam etmesi için de bir protokol hazırlığı içindeyiz. Bu protokolümüz yakın zamanda imzalanırsa hem uçak üzeri gereksinimlere hem de gemi üzerinde ne tür modifikasyonlar yapılması gerektiğine yönelik detay çalışmalarımızı yapıp bunları tasarım faaliyetlerimize yansıtacağız. Şu ana kadar yaptığımız faaliyetlerde uçağımızın da gemiye inip kalkabilecek, operasyonel ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede olduğunu değerlendiriyoruz. Birkaç sistemin entegre edilmesine ihtiyaç olabilir. Bunu da ilerleyen süreçte detaylı şekilde değerlendirip tasarım faaliyetlerimize yansıtıyor olacağız ifadelerini kullandı. TUSAŞ Hürjet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından jet motorlu, eğitim ve yakın hava destek uçağı olarak geliştirilmektedir. Şirket, mevcut ihtiyaçlar ve pazar koşullarını değerlendirerek kendi girişimiyle başlattığı projeyi Jet Eğitim ve Yakın Hava Destek Uçağı Geliştirme Projesi adı altında yürütmektedir. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 uçaklarının yerine hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir. TUSAŞ yetkilileri Hürjet projesini Türkiye'de havacılık sanayisinin gelişimi açısından oldukça önemli görmektedir. Projenin başarılı sonuçlar alınan ve yeni sürümlerle sürdürülen Hürkuş ile çalışmaları devam eden Milli Muharip Uçak Projesi arasındaki sanayi geçişini sağlayacağını belirtmektedirler. Hürjet'in 3000 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip hafif taarruz uçağı modeli, Türkiye ile birlikte dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerinde hafif taarruz, yakın hava destek, sınır güvenliği, terörle mücadele gibi görevlerde kullanılmak üzere silahlandırılacaktır. Hürjet, en yüksek 1.4 Mach hız ve en yüksek 45.000 feet irtifada görev yapacak şekilde tasarlanacak olup, son teknoloji görev ve uçuş sistemlerini barındıracaktır. 12 Ocak 2022 tarihinde toplanan Savunma Sanayi İcra Kurulu açıklamasında gelecek yıl ilk uçuşunu yapacak olan Hürjet için ilk etap seri üretim kararı alındığını duyurmuştur. Böylece ilk seri üretim Hürjet uçaklarının 2023 veya 2024 yılında göreve başlamaları beklenmektedir. Mayıs 2022 itibarıyla ilk prototip uçağın parça üretimleri tamamlanmıştır. Hürjet'in General Electric F-404 motoru ile üretilmesi kararlaştırıldı. Kesin çözüm olarak yerli bir turbofan motorun üretilmesi planlanmasına rağmen ilk üretim Hürjet'lerde yerli motorun yetişmeyeceği düşünülmektedir.
Bu süre zarfında üretilecek olan uçaklar General Electric F-404 turbofan motoru ile havalanacak. Hürjet jet eğitim ve hafif taarruz uçağı tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite'e sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır. Hürjet'in silahlı varyantı geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur. Hürjet projesi, jet tekamül eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır. Hürjet'in bu özelliklerinin yanı sıra hizmet süresi 20 yılı aşkın jet eğitim uçaklarının yerine kullanılması, sayısı hızla artan 5. nesil uçaklar, TFX, F-35 ve benzeri ve güncellenen konfigürasyonlarına hitap edecek jet eğitim uçağı olarak kullanılması da hedeflenmiştir. TUSAŞ, eğitim uçağı, sistem üretimi ve tasarımında sahip olduğu maliyet etkin bilgi ve tecrübeyi kullanarak, pazarda ortaya çıkan potansiyele yönelik Hürjet programını başlatmıştır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın diyelim, hoşça kalın.